Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. İşsiz kariyerimize, Fortuna Sittard maceramızla devam ediyoruz. Şöyle kısa bir kariyer geçmişimize bakıp maçlara geçeceğiz. En son videomuzda bir transfer gelişmesi vardı. Gençlere ağırlık vereceğiz dedik. Birkaç da transfer hamlesi yapabiliriz beraber. Evet, ligde çok rahat durumdayız. 18 maçta 51 puanla lider durumdayız. Bir mağlubiyetimiz var şu ana kadar. Sezonun ilk devresinin bitmesine bir maç kaldı. İkinci sırada YUK PSV var 37 puanda ama onlar ligden çıkamıyor zaten. Bizim için bir önem arz etmiyorlar. Üçüncü sıradaki Kambur'la aramızdaki puan farkı 20 arkadaşlar. Büyük bir avantaj takımımız adına. Baktığımız zaman en son arkadaşlar tek puan kaybımız Almere City deplasmanında olmuştu. Ondan sonra oynadığımız tüm maçları kazandık. Hollanda Kupası birinci tur maçında da Groningen'i 4-3 ile geçmiştik. Şimdi Top Os, RKC, Excelsior, Roda, Volendam, Helmond ve Almere City gibi maçlara çıkacağız. Ama önemli gözlemci raporları geldi. Bir şu şeylere bakalım. Takip listemize bakalım. Oyuncunun sıcak baktığı tabii ki bakalım. Sıcak bakan oyunculara. Mesela %84 önerili bir kaleci önerisi var. Kaleci önerisi var. %84 gözlemci önerili, kaliteli bir transfer olur denmiş. İyi ya, adama benziyor hakikaten. İyi bir kaleci öz. Elle kontrol 16, refleks 12, yaş 18. İmza attır. Vay, sözleşmesi de elinde galiba. Şöyle bir bakalım. Bakalım imza attırmayı deneyelim. Evet, kendisi de istiyor. Potansiyel yetenek 4 yıldız. Yıllık 120 bin euro. Cumhurbaşkanı için 3 SMS demek ne olacak? Evet, şimdi ona teklif yaptık. Kuka var arkadaşlar. Ofansif orta saha sağ taraf oyuncusu. O da 19 yaşında Sochalı oyuncu. Aslında ofansif orta saha merkez pozisyonda gözüküyor. O kalsın. O kalsın. Şimdilik. Muhammed Sile teklif yapmıştık. Volendam'da bir oyuncu var. 16 yaşında Jafar Van Ajma. Siyahi bir stoper. Ofansif orta saha merkez. Orası kalsın. Ofansif orta saha merkez oyuncuları özel olmak zorunda bence arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Düşük maliyetli oyuncularla Diego var. Granada'da Diego var. Ama çok iyi bir özellikleri yok. Daha 17 yaşında ama o da biraz beklesin. İlla transfer içinde transfer yapmayacağız tabii ki. Transfer içinde transfer yapmayacağız. Güzel hamleler yakıp takımın geleceğini aydınlatmamız lazım. Aydınlatmamız lazım. Yiğit Işık var. Sakaryaspor'dan Yiğit Işık varmış mesela listemiz ama yok. Şamba var. Şamba'da defans ama 25 yaşında. Tamam, şu kaleciyi de alalım. Diğer transferlere de bakarız. Genç oyunculara yöneleceğiz. Muhammed Silla gibi bir sert bir stopere sahip olacağız. Şu an sözleşme aşamasında iş. İnşallah teklifimizi kabul edecek. Evet, şimdi arkadaşlar Tapas karşısındayız. Nelson sakatlığı nedeniyle bu maç kadroda olamayacak. Essers'la başlıyoruz. Van Sass, Doik, Esis, Lawrence, Van Gönter, Berner, Yunus, Naci, Vrits, Muslia, Holgaard. Tabii seneye çıkarsak Højgaard'ı nasıl tutacağız? Çok iyi gidiyor. Transfer teklifleri gelebilir. Ama 10 milyon euroya hani denizden çıksam babamı denizden babam çıksa yerim derler ya, 10 milyon euroya Højgaard'ı satarım arkadaşlar. Satarım yani. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz ofsayt olsun. Rakip 20. sırada, ligin son sıralarında, bunu da söyleyelim. O yüzden çok zorlanacağımız bir karşılaşma beklemiyorum. Evet, karşılaşma başladı. Şimdi Aus gelmek istiyor. Karşıladık. Naci. Brenner. Muslia. Gol pozisyonu. Korner kazanıyoruz. Højgaard'ın şutunda top savunmaya dönüyor. Yine de seyircimiz yok. Seyircimiz gelmiyor. Ve penaltı. Penaltı kazan. Oğlum Essers kullanmasın ya. Otomatik atıyor. En iyi penaltı özelliği olan oyuncuya veriyor. Essers attı 1-0. Maçın ikinci dakikasında 1-0 öndeyiz. Bak, bu localar şurası. Kalenin dibinde localar var. Gol sevincinde biraz önce gördüm. Oralar eski Survivor yarışçıları. Şurada bak, şunlar. Onlar özel yerde izliyorlar. Çünkü niye? Survivor'lar ya. Evet, Muslia bir free kick attı be. Ne oynuyor arkadaşlar bu sezon. Hakikaten Türk gücündeki performansının en az 3 kat üstünde oynuyor. 10. golünü atmayı bırakın. Oyun anlamında yaptığı asistler harika. Harika bir sezonu geçiriyor Florent Muslia. 2-0, dakika 8. Dediğim gibi rakip lig zaten ligin son sırasında rahat bir maç olacağını düşünüyordum ama Muslia farklı bir şeyler deniyor arkadaşlar. Farklı bir şeyler deniyor. Bakın, burada görüyorsunuz işte, şurada sağ kenarındakiler. Loca orası. Evet, Muslia'dan 2 frikik golü dakika 8. Muhteşem başladık şuradan. Bir süpersiniz diyelim çocuklara. Kuman. Uzun top geldi. Karşılayamadık. Orada Lovrens araya giriyor. Şimdi Berner aldı. Berner. Muslia. Højgaard. Højgaard dışarıya. Sol ayak içi.
Evet, rahat bir maç. 3 puanı çok rahatlıkla alacağımız, istatistik kasacağımız bir maça doğru gidiyor an itibariyle Osmaç'ı. Maçı. Zaten önümüzdeki sezon hazırlıklarını yapıyoruz. Yani mesela Muslia'nın bu performansı benim kafamı karıştırıyor. Çünkü önümüzdeki sezon ben Eredivisie'de çıkacağız muhtemelen. Muslia'yı düşünmüyordum ama şu performansla kafa karışıklığı. Yani şu an kadroda düşündüğüm iki oyuncu var. Naci bir senelik kiralıkta. O da olmayacak mesela. Naci bir daha kiralayabilir miyiz bilmiyorum. Højgaard, Brenner. Bunlar müthiş bir gol. Yunus Dayı. Yunus Dayı da mesela kadroda olacak. Savunmadaki Nielsen ve kalecimiz Van Sass. Öteki oyuncular zaten kiralıklar. Onların yerine takviye yapmamız gerekiyor. İşte Silva'yı alıyoruz şimdi. İnşallah bu video partımızda o transfer tamamlanır. İyi bir transfer. İyi bir transfer. Evet, harika goller. 4-0 öndeyiz. Deneyecek çok fazla maç için bir şey yok. Rakibin gücü ortada. Bizim kalitemiz ortada ve kalitemizde farkı yaratıyoruz. Berner, Naci, Yunus Dayı, Doik. Mesela Doik de birincilik seviyesi için yetersiz. Oraya da bakacağız. Şimdi Naci 5-0. Fortuna bak 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 bak. Yarışmacılar burada. Bakın görüyor musunuz? Fortuna Sittard. Farklı bir şeyler deniyor arkadaşlar. İşte Naci bu sezon 8. golünü attı. Naci önümüzdeki sezonda kiralayabilirsek harika olur. Hatta keşke olsa da şöyle bir transfer listesine falan atsa ayak sonu. Ya önümüzdeki sezon Hollanda 1. Ligi'nde mücadele edeceğiz. Buradan ayrılmayacağım. Bir ayrılmamın sebeplerimden biri takımın kalitesinden ziyade Acun Başkan'ın sağlamış olduğu imkanlar. Antrenör lisansı konusunda şu an eğitimimiz devam ediyor ki bizim kariyerimiz için önemli. İkinci eğitimi de verecektir diye tahmin ediyorum. Yani sıkıntı yaratmayacaktır. Evet, Esers 2 Muslia, Yunus Dayı ve Naci'nin golleriyle çok rahat bir ilk yarı. 5-0 öndeyiz. 16 şut, 8 isabet, 2.54 gol beklentimiz var. Rakibin 2 isabetsiz şutu var. Yani bu maç için herhalde çok fazla söylenecek taktiksel bir şey de yok. O zaten sezonu bitirmiş. Sezonu bitirmiş. Dakika 53. Birazdan birkaç oyuncu değişikliği yaparız. Muslia. Şut kaleci. Yalnız bu kadar gol attığımız maçta, 5 gol attığımız maçta Faroe Adaları'ndan Zlatan İbrahimovic'in, yani Højgaard'ın gol atamaması ilginç. Şimdi Wirtz aradan bıraktı. Naci bugün ikinci sezon genelindeki 9. golünü atıyor. Naci 6-0. Wirtz de iyi oyuncu. Wirtz'i keşke kiralayabilsek önümüzdeki sezon bir daha. 10 numara mevkinde şu ana kadar iyi performansı var. Naci. Evet, 6-0'ı yakaladık. Birazdan 2-3 oyuncu değişikliği yapacağız. Oyuncuları biraz dinlendirelim. Şuradan mesela Doig'i çıkart diyor teknik ekibi. Uyalım. Şöyle gelelim arkadaşlar. Kimlerin fizik kondisyonu kötü bir bakalım. Şöyle ben Naci'yi çıkartalım. Broekers'ı alalım. Adnan Uğur'u da Yunus Dayı'nın yerine alalım. Yunus Dayı'nın sarı kartı var. Haydi bakalım. Şimdi uzun bir top. Esers. Cox. Yani amacımız eğer kalırsak Fortuna Sittard'da en fazla 3 sezon kalırız ama yani bu sezonla dahil. Fortuna Sittard'ı biraz ayak seviyesine çekmek. Altyapı genç oyuncu anlamında. Yani gitsek bile Fortuna Sittard'da sağlam bir takım bırakacağız. Hem sağlam bir yapı, mali yapı hem de iyi para edebilecek oyuncuların transferini gerçekleştirmeye çalışacağız. Arkamızda enkaz bırakmadık Allah'a şükür arkadaşlar şu ana kadar. Arkamızdan söven yok. Evet, ikinci yarıda vitesi düşürdük tabii arkadaşlar. Skoru da aldık zaten. Skor 6-0. İlk yarıda 5-0 yakalamıştık. Şimdi sol taraftan geliyoruz. Orta kafa ve gol. Muslia hat-trick. İki frikik bir kafa golü daha ne yapsın? 7-0. Muhteşem oyun ya. Yani Kosovalı oyuncu profili de o kadar etkileyici bir profil değil ha. Yani gerçekten. Ya Süper Lig seviyesi bir profil değil mesela Muslia'nın profili. Evet, artık bitiş düdüğünü bekliyoruz. Bakın yani Muslia'ya bakarız birazdan. Şimdi Lovrens. Çok seksi bir stoper ismi ya Lovrens. Hooks. Bakalım da. Şimdi Van Gönter'de bir sakatlık var. Oyuncu değiştirme hakkımız da bitti. İnşallah sağ bekimiz ciddi bir sakatlık yaşamaz. O da kiralık Utrecht'ten. Kiralık çok oyuncumuz var. Yani seneye transfer dönemi biraz garip geçebilir.
Evet, karşılaşma bitmek üzere arkadaşlar ve 7-0'la kazanıyoruz. Bu maç üzerinde denecek bir şey yok. 3 Muslia, Esers, Yunus, 2 Naci ve 2 Naci'nin golleriyle Muslia 9.8 ve 1.8 ile gecenin en iyi performansları oldular takımımız adına. Elleri kenetleyelim, aferin beyler diyorum. Devam ediyoruz ve böylecelikle 19 maçta 54 puandayız. En yakın rakibimiz Jung PSV ile aramızdaki puan farkı 17. Evet, şöyle bakalım. Gönder'de sakatlık var. Muslia'nın da performansını övelim. Şimdi önümüzdeki fikstüre bakıyoruz. Evet, RKC'yi ağırlayacağız kendi sahamızda. Hemen o maça geçiyoruz. Umarım transfer gelişmeleri de olur. Onları da sizlerle paylaşırız. Haydi RKC maçına. Evet, RKC maçı geldi arkadaşlar. Bu arada transfer gelişmelerimiz de sonuçlandı. Bunu söyleyelim. Muhammed Sila, Grenada'nın fil dişli oyuncusu, tam bir azman. 1.95 boy, 85 kilo ağırlığında. Çok iyi de bir gözlemci. Antrenör raporu, gözlemcin raporu özeti geldi arkadaşlar ve kadromuza kattık stoper oyuncu. Önümüzdeki sezon Lovrens kiralık oynuyor biliyorsunuz takımda Bayern 2'den. Oraya kullanabiliriz. Gerçekten de 18 yaşındaki bir oyuncuya göre bile profili hiç fena değil. Hayırlı uğurlu olsun Fortuna Sittard camiasına. Onun haricinde kaleci Jules César, Caen'den, Fransız Caen takımından aldık arkadaşlar. O da 1-1-2024 tarihinde takıma katılacak. Çok cüzi bir bedeli aldığımızı söyleyebilirim. 650 bin euroya aldık. Onun da antrenör raporu, gözlemci raporu %84 kaliteli bir transfer olur. Zaten bence iyi kalecilik özelliklerinde olduğunu söyleyelim. Hakikaten iyi güzel, iki tane güzel transfer yaptık. Evet, haydi maçımıza geçelim. Bakalım galibiyet serimizi devam ettirebilecek miyiz? Nelson bu maçta da sakat olduğu için aynı kadroyla çıkacağım. Van Sastoy, Kessers, Lawrence, Van Gönter, Werner, Yunus, Naci Wirtz, Muslia ve Højgaard. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İnşallah 3 puan bizim olacak bu karşılaşmada. Artık dediğim gibi oyuncuları şey yapıyoruz. Buradan şampiyonu bırakmayız arkadaşlar. Gerçekçi olmak lazım. Hani hiç şeye gerek yok yani. Dizginleri elden bırakmayalım falan. O kadar değil. Tamam. O kadar. Yani dünyanın en kötü teknik direktör olursam belki anca o kadar olur. Şimdi Naci. Berner. Yani oyuncuların performansına göre önümüzdeki sezon kadronun durumunu şu an ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi Muslia, Højgaard, Muslia, yani kafamı karıştırmakta üstüne yok. Yine bir asist ve Højgaard'tan gol. Yani profili bu kadar iyi olmayıp da bu kadar etkili bir performans gösteren oyuncu çok uzun zamandır hatırlamıyorum ben. Kendi kariyerlerinde, Football Manager serilerinde Højgaard bu sezonki 19. golünü atmış oldu ki Højgaard için denecek bir şey yok. Højgaard'a denecek bir şey yok. Evet, 1-0 öndeyiz arkadaşlar. 6. dakikada gol perdesini açtık. Aslına bakarsanız 15-16 dakikalık zaman diliminde öyle çok baskılı, harika bir futbolda oynamadık. An itibariyle skor 1-0. Rakibin de çok ciddi atakları yok. İkinci golü bulursak rahatlayacağımız bir maç olarak görebiliriz bu karşılaşmayı. Şimdi Van Gönter. Uzun bir top. Sekti top. Büyük hata savunmadan ve Florian Wirtz atıyor. 2-0'ı yakaladık. 2-0 yakaladık. Onun da bu sezonki 10. golü. Büyük bir savunma hatası. Burada bizim yaptığımız bir şey yok. Evet, orada öyle zıplarsan golü yersin. 2-0. Evet, galibiyet serimize devam edecek dostlar böylecelikle. Bakalım nereye kadar devam edecek? Yani sonuçta mağlup da olduk. Yenilmez değiliz yani bu serimizde. İlk yarıda bitmek üzere. Şimdi Van Gönter sağdan taç atışını kullandı. Uzun bir taç atışı yerde kalıyor. Esers kullanmasın. Penaltıyı değiştireceğim. Aa, çıkmadı. Vallahi seçenek çıkmadı ya. Højgaard'ı attıracaktım. Esers dışarıya vurdu. Biliyorum çünkü. Yani biliyorum çünkü. Ama çıkmadı. Oyuncu değiştir, çıkmadı. Rahat bir ilk yarı penaltıda kaçırmamıza rağmen arkadaşlar 2-0 öndeyiz. Goller Højgaard'a, Hirst'ten 16 şut, 8 isabet, 2.75 gol beklentimiz var. Savunmada da iyi bir performans gösterdik. Rakibin sadece 1 isabetli şutu var ve 0.02 gol, 0.2 gol beklentisi. Gol beklentilerini hücum ve savunma anlamında şöyle ayırabiliriz bence oyun bazında. Rakibi gol beklentisi birinin altında tutuyorsanız bence başarılı bir savunma performansı göstermişsinizdir. Sizin gol beklentiniz ikinin üstünde ise hücumda da başarılı olmuşsunuz diyebiliriz arkadaşlar. Ya ben oyunda öyle değerlendiriyorum açıkçası. Ne boş bir yorum yaptım ya. Evet, Berner. Muslia geliyor. Muslia dışarıya vurdu bu sefer. Kosovalı. Son haftaların adeta patlayan yıldızı. Parlayan demiyorum, patladı çünkü yani. Wirtz. Bıraktı Muslia, Wirtz.
Sağ tarafta Van Gönter. Orta çok iyi noktaydı ama orada olmadı. Çok iyi noktayı kesti. Üçüncü golü arıyoruz. Üstçüler şu an için televizyona odaklanmış durumdalar. Şu an bahis baronları beni arıyor maçı 2.5 alt bitir diye. Naci'yi alalım. Emil Hansen oynatalım bu sefer arkadaşlar. Onun haricinde Peter Berner'imizi alalım. Adnan Uğur'u koyalım. Ve Virsin yerine Flemming'i koyalım. Haydi bakalım devam. Benim çocuklar yine coştular. Ne yapalım, iki erkek, iki azman. Kolay değil arkadaşlar. Onlar için de kolay değil. Yani inanın son 10 aydır evden 1-2 kere dışarı çıkmışlardır. Ve gol! Højgaard! 20. golü bu maçtaki ikinci golü. Üstçüler seviniyor. Sıra 3.5 üstü oynayanlarda ama bu maç 3.5 üstü olmaz gibime geliyor. Rakibin hücum etkinliği 0. Biz de bence buradan itibaren bir aktif dinlenmeye geçeceğiz. Yani oynayarak dinlenin. Babak sesleri duyuyor musunuz? Bak, azman bunlar, azman ya. Vallahi azman ya. Evet, dakika 76. Skor 3-0. Şimdi Muslia geliyor. Van Gönter. Højgaard biraz arkasında kaldı. Şut! Kaleci. Dördüncü golü kaçırdık. Artık son düdüğü bekliyoruz arkadaşlar. Bu maçta da kazanıyoruz. Rahat kazanmaya devam ediyoruz. Bir ara bir performans anlamında, özellikle takım savunması anlamında afalladık ama toparladık. Şu an itibariyle takım savunmamızda son 3-4 maçta toparladığımızı söyleyebilirim. Şimdi uzun bir top. Şimdi Esers, Yunus, Muslia. Muslia geliyor. Sağda Van Gönter'in desteği var. Van Gönter orta savunmadan döndü. Top Adnan Uğur. Yerden gol pozisyonu ama offside. Ama offside. Evet, karşılaşma bitti. 3-0 kazandık. Rahat bir maç oldu. Bir de penaltıdan yararlanamadık. Højgaard, Wirtz ve Højgaard'ın golleri. 28 şut, 13 isabet, 4.58 gol beklentisi. Gayet iyi bir hücum istatistiği ve savunmada da çok iyiydik. Rakibin 3 şut, 1 isabet, 0.07 gol beklentisi var. Højgaard 8 ve Muslia 7.9, Yunus 7.1, Doik 7.7 ve Van Gönter 8.5. Gecenin yıldızı sabitimiz Van Gönter oldu arkadaşlar. Hemen şöyle kolları yukarı kaldırıp alınan skordan ve oynanan spordan çok memnunum diyorum. 20 maçta 57 puandayız. Young PSV 20 maç 38 ve Go Ahead geldi. Kambur aşağı düştü baya. 20 maç 34 puanda. Rahat. Allah, ödüm patla. Ben bile korktum. Siz yani sövmeyin la. Şşt. La sövmeyin. Bak, sövüyorsunuz. Kulağım çınlıyor. Sövmeyin. Evet, şöyle Van Gönter'i bir tebrik edelim arkadaşlar. Evet, şimdi önümüzde ne var? Önümüzde Excelsior'u ağırlayacağız. Savunma performansımız son 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçta gol yemedik. Harika bir savunma performansı. Baktığımız zaman 20 maçta 73 gol atıp 9 gol yedik arkadaşlar. Gerçekten Acun Başkan'a yakışır bir takım oldu bu. Acun Başkan'a yakışır bir takım yaptık. Højgaard da gol kralı listesinde an itibariyle birinci sıraya çıkmış durumda. Evet, şimdi de yine kendi sahamızda oynayacağız. Bu sefer Hollanda 1. Ligi takımlarından Excelsior'u ağırlayacağız arkadaşlar. Önemli bir maç. Kupa bizim için prestij demek. 4 gün sonra maç. Haydi sizi tribünlere bekliyoruz ve bu zorlu Hollanda Kupası müsabakasına gidiyoruz. Evet, kupa maçına geldik. Excelsior karşılaşmasına. Önemli bir maç. Dediğim gibi prestij açısından bizim için önemli. Naci oynayamıyor arkadaşlar bu karşılaşmada. Onun yerine Broekers'i koyacağız. Naci kupa maçlarında oynayamıyor. Anlamsız bir detay bence. Ve ilk 11'imiz az takımla çıkacağız. Bakıyorum. Nelson başladı takımla çalışmalara, onu koyacağız. Nelson bizim için önemli. Önümüzdeki sezonda kadromuzda olacak bir isim arkadaşlar. İskoç 20 yaşındaki savunma oyuncusu. Muhtemelen Lovren'si kiralayamayacağız. Yeni transferimiz Silva ve Nelson stoper tandemiyle çıkacağız. Genç potansiyelli iki oyuncu daha ne olsun. Evet, Van Sass, Doik, Nelson, Lovren, Van Gönter, Berner, Yunus, Broekers, Wirtz, Muslia ve Højgaard. Haydi bakalım çocuklar. Önemli bir maç. Dediğim gibi niye böyle abi Ajax'la oynamayalım Hollanda Kupası'nda, PSV Eindhoven'la oynamayalım, Feyenoord'la oynamayalım. Bizim prestijimiz için çok güzel olur. Hele bir de turu geçersek tadından yenmez. Belli olmaz arkadaşlar. İyi bir kadromuz var. Güzel bir kadromuz var. Taktik oturdu. Takım uyumumuz üst düzeyde. Acun Başkan sağlam besliyor. Daha ne olsun yani. Daha ne olsun. Haydi bakalım. Takımlar ısınıyor. Biraz fazla ısındı takımlar. Hayır olsun. Hayır olsun. Evet, şimdi yumruğumuzu sıktık arkadaşlar. İyi giden formumuzu korumanız için sizden galibiyetten başka bir şey beklemiyorum diyorum. Ve karşılaşma başlıyor. Kendi sahibi seyircimiz önünde Excelsior'u ağırlıyoruz. Galibiyet demek prestij anlamında çok önemli. Evet, ilk 10 dakika top bizde. Topa sahip olduk ama pozisyona çeviremedik bunu.
Excelsior'dan geliyor an itibariyle. Şu an bir duran top şansı rakibimiz için kafa vuruşu ve golü yiyoruz. Evet. Zwart'ın golüyle 1-0 mağlup durumdayız. Maçın 18. dakikasında. Öldürücü noktaya vurmuş. Kötü başladık. Evet, kötü başladık. Ama vazgeçmeyeceğiz. Yunus. Doik. Rijkaard. Savunma arkasında Wirtz son anda çok güzel tuttu topu. Çevirdi. Adeta golü yaratacaktı belki de Wirtz'in o hamlesi ama Muslia. Evet, en net yakaladığımız gol pozisyonuydu. Onun haricinde ikinci yarı biraz taktiksel olarak birkaç değişiklik yapacağız gibi gözüküyor. Ve penaltı. Oğlum, ha Yunus Dayı, evet tamam. Yunus Dayı atar penaltıyı. Tamam, atar. Takımınızın penaltıcısı sonuçta. Attı. 1-1'i yakaladık. Maçın 30. dakikasında. Kötü maçladığımız maçta beraberlik sayısını Yunus Dayı ile buluyoruz. Ve tura ortak oluyoruz bir anlamda. Güzel penaltı. Temiz. Şu anda gol beklentimiz rakibimizden yüksek. Tabii bu penaltı kullanmayla da alakalı arkadaşlar. Onun da altını çizelim. Evet. İlk yarı 1-1 bitti. Çok iyi bir oyun yok sahada. Özellikle ilk 20 dakika çok zorlandık. Mağlup durumdaydık ama 20. dakikadan sonra biraz oyun üstünlüğünü alarak Yunus Dayı'nın penaltısıyla devre soyunma odasına beraberlikle gidiyoruz. 7 şut 5 isabet. 1.55 gol beklentimiz var. Rakibin 5 şut 2 isabet. 0.33 gol beklentisi var. Ama çok da iyi oynamadık. Bunu da söyleyelim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakacağım. Şunlara ters ayaklı kanat oyuncusu destekleyeyim biraz. Bir nevi çift forvet oynayacağım. Gizli forvet atacağım. Orta sahada da Berner'i Mezzella destek yapacağım. Şöyle bir bakalım. Tamam, buralarda sıkıntı yok. Bir tık daha önde basacağım. Haydi bakalım. İkinci yarıya başlıyoruz. Ortadan delmeye çalışacağız rakibi. Şimdi Van Gösel. Karşıladık. Brokers Yunus alamadı. Orada müdahale. Al onu oğlum. Aferin. Berner. Belçikalı götürüyor. Bıraktı Muslia. Bugün birazcık durgun ve penaltı. Ama tartışılacak bir karar. Burada Acun Başkan'ın taşakları. Özür dilerim. Meydana çıkıyor bu penaltı. Oo, çok kötü bir penaltı ama gol. Çok kötü bir penaltı Yunus Dayı'dan. Ama gol oldu arkadaşlar. Yani bakın. Oo, çok kötü. Kaleci bunu yani nasıl bir seviye? Kaleci nasıl bir kaleci bilemiyorum. Evet, geriden geldik. Yine de öndeyiz. 2-1 ile öndeyiz. Avantajı da yakalamış durumdayız rakibimiz karşısında. Birkaç oyuncu değişikliği yapacağım. Şöyle Muslia'yı çıkartacağım arkadaşlar. Emrehan'ı alacağım. O bölgede Emrehan oynar. Brokers çok kötü. Brokers'in yerine Hanson'u alalım. Doik'in yerine de Cox'u alalım. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı da yaptık. Umarım yarım saatte herhangi bir sakatlık yaşamayız. Ciddi sıkıntıya gireriz. Evet, şimdi bir duran top şansı. Hanson. Hanson vurdu dışarıya. İkinci yarı daha iyi oynadı. Gizli forvet bir nevi çift forvete dönmüş gibi düşünün arkadaşlar. Arkadan da Mezzella ile destekliyoruz o bölgeyi. Daha iyi oynadık. Højgaard! Zlatan İbrahimovic demiyoruz boşuna ona. Muhteşem bir frikik golü 3-1. Tur bizim. Buradan turu vermez bizim takım. Hücum oynamaya da devam edeceğiz. Görüyor musunuz? Plaza yaptı Acun Başkan. O plazayı Acun Başkan yaptı. Stadın yanında plaza var. Dikkatinizi çekerim. Oradan izliyor maçları. Evet, gerçekten ikinci yarıdaki özellikle etkili futbolumuzda ki penaltı pozisyonu tartışılır ama 3-1 öndeyiz. Şimdi ara pası. Højgaard vurdu. Direkten enteresan bir pozisyon olmadı. Enteresan bir pozisyondu. Hakikaten olmadı. Şanssız an. Şimdi Van Gasel. Uzun bir top çıkarttık. Yunus Cooks. Yunus. Hanson. Ceza sahasında. Bir satıyor. 4-1. Geriye düştük. Tedirgin olduk. Ama comebackleri severiz arkadaşlar. İyi bir futbol. Özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunumuz. Farkı 3'e çıkartıyoruz. Hanson'un pasında Wirtz bakın. Çok temiz, çok temiz. Yalnız kaleci kolsuz arkadaşlar. Bildiğiniz kaleci kolsuz. Bu golde de hatası var. Penaltıda da ciddi bir hatası vardı. Evet.
karşılaşmayı. 4-1 kazanıyoruz. Hollanda Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. 1-0 mağlup duruma düştük ama iki Yunus Tayyip penaltısı, Højgaard ve Virsing golleriyle kazandık. Yunus 8.4, Højgaard 7.5'la gecenin iyi performansları takımımız adına 18 şut, 11 isabet, 3.75 gol beklentimiz var. Rakibin de hepsi yarım saatlik zaman diliminde ilk yarıda 5 şut, 2 isabet, 0.33 gol beklentisi var. İyi bir performansla galibiyeti kutluyoruz, turu kutluyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun, kasamıza da bir miktar para girecek. Buna da seviniyoruz tabii ki. Yaklaşık 65 bin euroyu da kasamıza koymuş olduk. Yunus'u da şöyle tebrik edelim. Yunus da önümüzdeki sezon kadromda tutmayı planladığım isimlerden biri. En kötü rotasyonda kullanacağım Yunus'u. En kötü. Bir defansif ortası, defansif oyun kurucu olarak iyi bir performansı var. 10 gol 3 asist. Gerçi 9 golü penaltı. 11'de 9 penaltı atmış arkadaşımız. Evet. Kupayı da geçtik. Şimdi deplasmana gidiyoruz. Roda maçına gidiyoruz. Zor bir maç. Fikstür biraz yoğunlaştı. O yüzden fiziksel anlamda zorlanabiliriz. Ondan sonra bir milli ara var arkadaşlar. Şimdi o Roda maçını kazanıp milli araya çıkmak istiyoruz. Deplasman tribününe bekliyoruz hepinizi. Evet, Roda deplasmanına geldik ama önce bir haberim var arkadaşlar. Hollanda Kupası 3. turdaki rakibimiz Ajax oldu. Bizim için çok önemli bir maç gerçekten. Biraz önce zaten demiştik umarım Ajax gelir diye. Ajax'ı kendi saha ve seyircimiz önünde ağırlayacağız Hollanda Kupası 3. turda. Şöyle bir gözlemci raporları gelmeye devam ediyor. Onlara beraber bir bakalım. Özellikle genç oyunculara bakacağım. Yaşlı oyuncuları geçiyorum. Yaşlı oyuncuları geçiyorum. Şöyle 4... mesela Alou'yu var, PSV Eindhoven'ı alalım onu bir kadro şeyimize, takip listemize. Yobao var, kanat oyuncusu, Willem ikili oyuncu. 4.5 yıldız geldi. Jan Yobao bir sol taraf oyuncusu, önümüzdeki sezon Naci'nin yerine orada oynayabilecek oyuncu olabilir. Alalım takip listemize. Stoper var, Nek Nijmegen'den ama 3 yıldız. 3 yıldızları geçiyorum arkadaşlar. Bize 4 yıldız oyuncu lazım. Casado var ama Barcelona'dan oyuncu alamayız bonservisiyle. Devam. Evet, şimdi Roda deplasmanındayız. Ben son maçta kullanmış olduğum taktiği kullanacağım. İkinci yarıda kullanmış olduğum taktiği. Yani gizli forvetle oynayacağız arkadaşlar. Ortadan da Berner'in Mezzella destek rolünü vereceğim. İkinci yarıda daha çok beğendim. Birazcık da önde basacağız. Şimdi Naci geliyor. Naci dışında da herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Az takımla çıkacağım. Van Sass, Doik, Nelson, Lawrence, Van Gönter, Berner, Yunus, Naci, Wirtz, Muslia ve Højgaard 11 ile çıkıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Güzel transferler yaptık. Şu ana kadar genç oyuncuları iyi transfer ettik. Yani Fortuna Sittard taraftarı biz gitsek bile üzülmeyecek arkadaşlar. Evet, ne diyoruz? Taraftarlarımız bizden iyi bir performans bekliyor. Haydi onlara neler yapabileceğimizi gösterelim çocuklar dedik. Ve karşılaşma başladı. Roda tarihi olan bir takım. Hollanda Ligi'ni takip ediyorsanız tarihi olan bir takım Roda gerçekten. Şimdi savunmadan çıkmaya çalışıyor Roda. Lovrens. Muslia. Muslia götürdü. Şimdi araya giriyorlar. Uzun top. Dikkat çocuklar. Bu pozisyon tehlikeli olabilir. Savunma arkası koşuları özellikle dikkat edin. Şimdi Naci araya girdi. Şimdi biz geliyoruz. Naci'nin pası geçmedi. Højgaard. Abi sen nasıl bir forvetsin ya. Müthiş bir gol. Bu sezon 22. golü Hordur Højgaard. Şey vardı. Neydi dizinin adı ya? Højgaard ona benziyor biraz. Winter is Coming hangi dizi? Game of Thrones'ta şişman bir adam vardı, hatırlıyor musunuz? Neydi onun adı ya? Unuttum. Takma isim olarak Højgaard'a onu diyebiliriz aslında. Bir kafa direkten döndü. Ya da yazarsanız yorumlara mutlu olurum. Bir hani şişman bir adam vardı. Konuşamıyordu. Çok iyi niyetliydi. Şimdi Højgaard free kick dışarıya. Unuttum ismini. Dilimin ucunda ama unuttum. Evet, süpersiniz diyelim. Devam. Oo, bu arada bir sıkıntı. Wirtz'te sıkıntı var arkadaşlar. Wirtz'in yerine hemen o bölgeye Hanson'u mu koyalım? Hanson'u koyalım. Hanson oynar orada. Wirtz önemli bizim için. Bu maç şu an sıkıntıya girebilir. İyi bir savunma performansı. Hücumda da iyiyiz. Beğendim takımı ben bunu. Roda sert bir deplasman çünkü. Evet, bu arada ne demiştik? Hoppa! Højgaard attı. 2-0 oldu. Højgaard. Herkes eğiliyor Højgaard'ın önünde. Aferin. Chelsea konusunda Lampard gitti. Chelsea kendine geldi Tuchel'le birlikte. Tuchel de çok hani ahmşam bir teknik direktör olmasa da Lampard olmayacağı belliydi arkadaşlar. Chelsea bundan sonra biraz toparladı. Günümüzdeki futbol muhabbetini de yapalım biraz.
Chelsea bundan sonra biraz toparlanır gibime geliyor. Aynı şey Juventus için de geçerli. Juventus'un başına bugün sıradan bir teknik direktör gelse Juventus da başarılı olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok iyi kadrosu var. Evet, ilk yarıda 2-0 öndeyiz. 2 Højgaard golü, 12 şut, 3 isabet, 1.17 gol beklentisi. Savunmada rakibimize pozisyon dahi vermedik. Harika bir savunma performansı gerçekten takımdan. Soyunma odasına gidelim, elleri kenetliyorum. Performanssızdan memnunum dedik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Süpersiniz de dedik. Ligde ise derbi var biliyorsunuz. Ben bu videoyu yarın yayınlarım. Derbiden önce yayınlarım tabii. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Cüneyt Çakır maçın hakemi. Direkt 2.5 gol altı banko. Beraberlik %85. Cüneyt Çakır'ın olduğu maçlar derbi maçları arkadaşlar. Yani bunu demek bir futbol sever olarak çok utanç verici olsa da ağırlıklı olarak beraberliğe götürülecek maçlar olacaktır. O yüzden berabere biteceğini tahmin ediyorum karşılaşmanın. Bu arada Højgaard'la 3-0'ı bulduk. Gustavo tabii. Gustavo Fenerbahçe için çok önemli. Gustavo'nun oynamaması kağıt üstüne baktığınızda Galatasaray bir adım öne çıkartabilir. Yani Fenerbahçe bu maçta tam kadro olsa, İrfan'ıyla, Pelkas'ıyla, Mesut'uyla sağlam bu oyuncular, fizik olarak güçlü olsalar net favori olur ama mevcutta çok Pelkas çok önemli. Pelkas ve Gustavo gerçekten çok önemli isimler Fenerbahçe'de. Yani Hatay maçında Gustavo çıktıktan sonraki Hatay'ın baskısı Altay'ın yani eşi benzeri görünmeyen bir performansı. Hoppa! Dördüncü gol. Hanson. Muhteşem oynuyoruz orada deplasmanında. Hakikaten Acun Başkan ıslandı. 4-0 öndeyiz. Harika oynuyoruz. Birazdan birkaç oyuncu değiştireceğim. Yunus'un kondisyonu kötü. Devam. Güzel oynadık arkadaşlar. Rakibe pozisyon vermedik. Yani hücum oynarken rakibe pozisyon vermemenin önemli olduğunu düşünüyorum ben her zaman. Evet, şu oyuncu değişikliklerini yapalım. Bir Yunus Dayı'nın yerine Adnan Uğur'u koyalım. Koyik de kötü ama ben Højgaard'ı çıkartıp Emrah'ı deneyeceğim ya. Højgaard biraz yoruldu. Bu maçta da zaten hat-trick'ini yaptı. Biri penaltı olmak üzere 3 gol attı. Hat-trick'ini yaptı. Dakika 75. Skor 4-0. Haftanın kazananı da Beşiktaş olacaktır. Onu da söyleyelim. Net. Çünkü her Galatasaray Fenerbahçe maçı sahada oynanmıyor. Ya ooo! Werner! 5-0. Coştukça coştuk, attıkça atıyoruz. Yani psikolojik olarak bu iki takım da yıpratacak bir maç olacak bence. Kritik bir maç çünkü. Beşiktaş son iki hafta 5 puan kaybı. Oyun, kesinlikle oyun olarak bence ligin en çok tat veren takımı Beşiktaş. Ben bunu çok net söyleyebilirim. Ya yani Trabzon-Beşiktaş maçı lig seviyesinin çok üstünde bir maçtı açıkçası. Her maçı Beşiktaş'ın öyle. Yani Antalya Spor maçına takılmıyorum. Antalya Spor yani. Evet, 5-0'la bitti. Kazanıyoruz. Højgaard 3 gol. Hanson ve Werner'in golleriyle 0 şut, 0 isabet, tire gol beklentisi. Harika bir takım performansı. 21 şut, 12 isabet, 3.05 gol beklentimiz var. Baktığımızda Højgaard maçın en iyisi 8.5 oyuncu puanı ortalamasıyla. Hanson 7.4, Muslia 7.5, Naci 7.3, Werner 7.9 ve Van Gönter 7.9'da diğer maça damga vuran isimler oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık diyebiliriz. Evet, sonuçtan ve oynadığımız futboldan çok memnunum dedim arkadaşlar. Ve böylece 21 maçta 60 puandayız. Jung PSV 41, Jung Ajax 46 ve Cambuur 35 puanda. PSV ve Ajax genç takımları çıkamıyorlar üst lige. O yüzden 4. sıradaki Cambuur'u baz aldığımızda en yakın rakibimiz aramızdaki puan farkı arkadaşlar 25, neredeyse 2 katı. Averajımız 69 bu arada. Müthiş. Evet, Wirtz 2-3 gün yok. Ve Højgaard'ı da şöyle bir gol yollarında iyiydin diyelim. Evet, fikstürümüze bakalım. Şimdi kendi sahamızda Volendam'ı ağırlayacağız. Volendam maçından sonra Helmond deplasmanı ve Ajax maçı var. Tarihi bir maç bizi bekler ama ilk önce Volendam maçına gidiyoruz. Sizleri de tribünlere bekliyorum arkadaşlar. Evet, Volendam maçına geldik arkadaşlar. Milli arayı geçtik. 12 Ocak tarihindeyiz. Transfer dönemi de devam ediyor. Bu arada iki oyuncumuza kadroya kattık. Muhammed Sila artık yeni savunma oyuncumuz. Bu sezon daha çok orada bir rotasyon oyuncusu kıvamında olacak. Gelişimini bekliyoruz arkadaşlar. Lawrence
Orada iyi oturdu. Lawrence ve Nelson'ın 7 olarak oynatacağız. Bazı maçlarda forma şansı vereceğim Muhammed Silla'ya. Onun haricinde diğer transferimizi de hallettik. Cesar, Jill Cesar 18 yaşındaki Fransız kaleciyi de kadromuza kattık. Antrenman programlarını iki kat yoğunluk olarak ayarladım. Genç oyuncular çalışsınlar aga. Yapacak bir şey yok. Umarım bu iki oyuncu da önümüzdeki senelerde Fortuna Sittard'a ciddi bonservis gelirleri kazandırırlar. Şimdi şöyle onları da yedeğe alacağım arkadaşlar. Hatta bu maçta son anlara doğru Silah'a şans verebiliriz. Bunun haricinde maddi duruma baktığımızda yaklaşık 4 milyon euroluk bir transfer bütçemiz de var. Onu harcayabiliriz. Şöyle gözlemci raporlarımıza bakalım. Tamamıyla gözlemci odaklı gidiyorum. Şöyle iyi 4 yıldız, potansiyel yeteneği 4 yıldız olan genç oyunculara bakacağız arkadaşlar. Varsa dişimize göre bir oyuncu. Yine kadromuzu genişletebiliriz. Çünkü kaliteli ama şey bir kadromuz var. Oo, Sukes ama geç, 28 yaşında. Kaliteli ama dar bir kadromuz var. Bunun altını çizelim. Şöyle bakıyorum 18 yaşındaki kaleci. Ama kaleci sıkıntımız yok. Pencil var. Pencil geç. Genç oyunculara bakıyorum dediğim gibi ağırlıklı olarak. Parlak kaleci. Hasic. Oo, 4 yıldız. Hasic gelir mi be? Ajdin Hasic. Çok iyi olur sağ tarafa. Bir bakalım ama 6 milyon değeri var abi. 1 milyon versek Beşiktaş bizden 33 milyon euro istiyor. Zor, zor. Zaten takip listemizdeymiş Hasic. Şu oyuncuyu gözlemlettirdim. Norveç oyuncuları iyidir bu arada, onu söyleyeyim. Standard bek, 4 yıldız. Hadi bakalım maça geçiyoruz arkadaşlar. Maça geçiyoruz. Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Bu karşılaşmada Sida'yı oynatmayacağım. Önümüzdeki maçlarda şans vereceğim. Direkt o takıma monte etmek istemiyorum. Diğer oyunculara haksızlık olmaması adına. Van Sass, Doig, Nelson, Lawrence, Van Gönter, Berner, Yunus, Naci, Wirtz, Ruslia ve Højgaard 11 ile çıkıyoruz. Kadrodaki iki oyuncuya da forma numaralarını verelim. Otomatik olarak 4 numarayı aldı Sida. Tam bir stoper forma numarası diyebilirim. Haydi bakalım performansımızı devam ettirmek adına galibiyetten başka bir şey istemiyoruz. Ajax maçı geliyor. Şimdi bir drone top top direkten döndü. Muslia bıraktı Nelson. Naci Nelson vurabilirdi orada, vurmadı. Orta yaptı savunma karşılıyor. Bir geçiş hücumu yakalayabilir, kontra atak ama olmadı. Evet, yine erken golle başlayabilirdik karşılaşmaya. Top direkten döndü. Bu arada rakip çok cesur bir taktikle oynadığını söyleyelim. 4-1-2-1-2. Çift forvet oynuyorlar. Çift forvet oynuyorlar ve şu ana kadar ilk 20 dakikalık zaman diliminde de çok muhteşem oynadığımızı söylersek yanılırız. Evet, pozisyonlarımız var. Topa daha çok sahibiz. Şutumuz var. Gol beklentimiz daha yüksek ama golü bulamadık. Dakikalarda 32'ye geldi. 10 şut 6 isabetten gol çıkartamadık ilk yarı arkadaşlar. Bu biraz hayal kırıklığı. Şimdi duran toplar böyle maçlarda önemli. Kafa vuruşu Lofnes'tan dışarı gidiyor. Bu pozisyondan da yararlanamıyoruz ama iyi oynuyoruz. İyi oynuyoruz. Önemli olan oyun gücü. Ajax maçı geliyor. Ajax maçında oyun gücümüz iyi olursa neden olmasın? Muslia! Gol dedim. Kaleci harika çıkarttı. Muslia'nın şutu. Yine Muslia. Bir kafa dışarıya. Evet, golleri kaçırmaya devam ediyoruz. An itibariyle skor 0-0. İlk yarı 1,5 gol üstü olanlar şu an kuponlarını yırttılar. 14 şut 7 isabet, 1.26 gol beklentisi, 14 korner, %65 topla oynama istatistiğinden gol çıkartamadık. Rakibin 1 isabet düştü ve 0.08 gol beklentisi var. Evet, aynı takım aynı taktik devam edeceğim çünkü ben performanstan memnunum. Kötü oynamıyoruz. Wirtz kötü, Naci kötü. Dakika 65'e doğru filan birkaç oyuncu değişikliği yapabiliriz. Wirtz ve Naci'yi oyundan çıkartabiliriz. Şimdi taç atıyor. En azından yenilmemeyin. Yani yenemiyorsak da yenilmememiz lazım. Şimdi arka tarafta Naci attı. Naci kötü dedik. Oyundan çıkartacaktım. Elim mouse'taydı ama topu filelere yolladık ve 59. dakikada Volendam kilidini açıyoruz. İşte Højgaard arkaya bırakıyor. Naci kafayı vuruyor ve topu filelere yolluyor. Bu sezon 10. golünü atmış oldu Naci Ünlüvar. Devam. O ne yapıyor? Evet, Højgaard araya girdi. Orada adam feleği şaştı. Şimdi Doig bıraktı. Çok güzel pas. Çok güzel pas. 2 dakika 2 gol Højgaard. 1 gol 1 asistle maça damga vuruyor. Faroe odalarından geldi Hollanda'ya.
Zlatan İbrahimovic olmak istiyorum dedi Fortuna Sittard'ın ve atmaya devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir gol vuruşu. Bir gol bir asist ve maçın kilidini çözen isim oldu Højgaard. Yani güçlü oyun oynadığınız zaman bir şekilde sonucu alıyorsunuz. Yani maç içinde bu kadar taktik varyasyon değişikliğine gitmeyin arkadaşlar oyun içinde. Futbolcuların da kafası karışıyor. Evet, şu yeni transfer Muhammed Silva'yı Lovrens yerine koyalım. Emre Hanımuslu'ya yerine koyalım. Onun haricinde Adnan Uğur'u da Yunus yerine koyalım. Yunus'un sarı kartı da var. Devam. 2-0. Dakika 69. Şimdi Adnan Uğur. Oğlum Adnan'ı görünce Adnan Oktar diye isim geliyor aklıma anlamsızca ya. Puş herifi. Şimdi Naci Ünü var. Ceza sahasına. Vuruş! Çok güzel bir gol. Peter Berner. Belçikalı orta saha oyuncumuz, genç oyuncumuz gerçekten topu yine dediğinden geçirdi ve farkı 3'e çıkartıyoruz. İlk yarı gol bulamadığımız maçta ikinci yarıda güçlü oyunun karşılığını alıyoruz bir nevi. İşte çok güzel vuruyor bakın. Çok temiz bir gol vuruş. Hastasıyız böyle gollerin. Zeka kokan gollerin hastasıyız arkadaşlar. Evet artık son anlar. 2,5 gol üstü oldu maç. Bakalım 3,5 gol üstüne taşıyabilecek miyiz Van Gönter. Ve penaltı. Adnan Uğur değiştir, değiştir, değiştir. Højgaard'ı attıralım ya. Højgaard'ı mı atsın? Gol krallığı yarışında kazanmasını istiyoruz. Højgaard. Højgaard. 4-0. İkinci yarıda coşuyoruz. 26. golü bugün. Hordur Højgaard'ın. Ve 4-0. Şimdi dakika 85. Bir kafa ve gol. Nielsen attı. Nielsen. Alabilirsin hayatım. Gel gel. Al gel. Dakika 85. Bir duran topta. Adnan Uğur. Emrehan. Nielsen. Adnan. Vurdu dışarıya. Evet. İkinci yarıda inanılmaz bir hücum performansı. 5-0 öndeyiz. Ve karşılaşmayı 5-0 kazanıyoruz. İlk yarı 0-0 biten maçta ikinci yarıda coştuk. Højgaard 2 gol attı, biri penaltı olmak üzere arkadaşlar. Diğer gollerimiz Naci Berner ve Nielsen'dan geldi. 28 şut 14 isabet, 3.03 gol beklentisi. Rakibin 2 şut 1 isabeti var. Gerçekten güçlü bir oyun ortaya koyduk. Højgaard 8.4, oyundan çıkan Muslia 8, Berner 7.3, Doig 8 ile ve Nielsen 8 performans puanlarıyla geceye damga vurdular. Evet, elleri kenetledik. Güzel galibiyet diyorum. Ve yola devam ediyoruz. 22 maç 63 puandayız. 21 galibiyet 1 mağlubiyet ve 74 puanla artık bu lig bizim için bitti diyebiliriz. Önümüzdeki sezon hazırlığını yapıyoruz arkadaşlar. Geriye 16 maç kaldı. Şimdi Yunus Dayı'yı da antrenmanlardaki performansından dolayı ölelim. Højgaard'ı da tebrik edelim. Gerçekten Fare Odaları'nın Zlatan'ı. Gördüğünüz gibi 22 maç, 26 gol, 7 asist ve 7.70 performans puanı ortalamasıyla oynuyor. Daha 18 yaşında, milli takımda da 17 maç 12 golü var. Faroe Adaları'nda 17 maç 12 gol milli takım kariyer açısından ciddi bir istatistik. Evet, şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Şimdi bu videodaki son maçımıza gidiyoruz. Helmond deplasmanına gidiyoruz. Deplasmanlar önemli. Umarım bizi deplasman tribününde yalnız bırakmazsınız. Haydi Helmond deplasmanına. Evet, bu video partımızdaki son maçımıza geldik. Helmond deplasmanındayız. Bundan sonra Ajax maçı var arkadaşlar. O maçı düşünerek ki kaç gün sonra şöyle bir bakalım. Şimdi Helmond deplasmanındayız. 5 gün sonraki Ajax maçını düşünerek ufak bir rotasyon yapacağım. Yeni kalecimiz Cesar oynatacağım. Emrehan'ı bugün Højgaard yerine koyacağım. Silla'yı alıyorum Lawrence yerine. Adnan Uğur Yunus yerine oynatacağım. Ufak rotasyona Kuksu alacağım arkadaşlar. Doik yerine. Onun haricinde kanatlarda da Naci'nin yerine bir Hanson hamlesi yapacağım. Biraz rotasyonlu bir kadroyla çıkalım. Ajax maçı çok önemli bizim için. Evet, Cesar, Cooks, Nielsen, Silla, Van Gönter, Berner, Adnan, Hanson, Wirtz, Muslia ve Emrehan Gedikli. Haydi bakalım. Ajax maçı çok prestijli bir şey. Artık dediğim gibi ligde oyuncuları deneyeceğiz. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyoruz ama yani Ajax'ı geçtiğimizde Hollanda Kupası çeyrek finalindeyiz. Ki geçme ihtimalimiz düşük, bunu da belirtelim yani. O kadar şey değil. Ama oynayacağız. Yani onu söyleyeyim size. Bu arada ne yazık ki kötü bir haber. Muslia'da sakatlık var arkadaşlar. Breukers yerine alıyoruz. Evet, bu gerçekten çok kötü oldu. Ajax maçını da kaçırabilir Muslia. Bu anlamda sıkıntı var. Sıkıntı var Muslia'da arkadaşlar.
Evet, maça da oldukça tutuk başladık. An itibariyle iki şut bir isabetimiz var. Rakibe herhangi bir pozisyon vermedik ama hücumda etkin değiliz. Şu an bir duran top Cooks'la. Adnan. Cooks. Nielsen. Silla. Adnan. Güzel geldik. Breukers. Berner. Van Gönter. Wirtz. Çok güzel bir ataktı ama orada bitiremedik. Güzel geldi. Emrehan da orada iyi girdi araya ama pozisyondan sonuç alamadık. Skor 0-0. Dakika 41. Geçen maçta ilk golü bulamamıştık. İlk yarıda gol bulamamıştık ama ikinci yarı 5-0 kazanmıştık. İlk yarı 0-0 bitiyor. Aslına bakarsanız çok kötü de oynamadık. 8 şut 5 isabet 0.61 gol beklentimiz var. Rakibin isabetli şutu yok. Biraz rotasyonlu kadronun da açıkçası mağduru olduk diyebiliriz. Mağduru yatalım, mağdur olalım. Biz de mağduruz. Birazdan as oyuncularımı yavaş yavaş kadroya sokacağım arkadaşlar. Dakika 69'a geldi. Evet, şu alalım. Bir kere Wirtz çok, Emil Hansson'un yerine Naci'yi kesin alacağım. Emrah'ın yerine de Højgaard'ı alıyorum. Şunları da ters ayaklı kanat oyuncusu hücum yapalım. Birazcık daha hücuma odaklanalım. Tabii ki aklımız bu maçtan ziyade, bu maçta puan kaybı olup olmaması çok bizim ligdeki pozisyonumuzu etkilemiyor ama Muslia'nın sakatlığında, yani Muslia sakatlık, ciddi bir sakatlık yaşarsa, Ajax maçında oynamazsa o kanatta zorlanabiliriz. Şimdi Van Gönter ceza sahasında. Orta şut, son anda altı pasta golü kaçırdık. Bir orta, bir kafa dışarıya. Evet, 0-0'a adeta durdu maç ki 17 şut 7 isabet 1.69 gol beklentisiyle gol bulamamamızda sıkıntı. Adnan Uğur. Naci. Naci götürdü. Bıraktı. Adnan muhteşem bir gol atlanıyor. Muhteşem 1-0. Kilidi 81. dakikada açıyoruz. Kilidi 85. dakikada Adnan Uğur'un harika golüyle açıyoruz. Helmond deplasmanında Naci bıraktı. Adnan gerçekten çok klas bir gol vurmuş arkadaşlar. Uzak kale direği dibine harika bir gol. Gol vuruşu. Süpersiniz diyelim. İyi oynadık. İyi oynadık. Yine güçlü oyun. Yalnız çok sarı kart gördük. Çok sarı kart gördük. Yani 5 tane sarı kart gördük bu maçta. Ciddi bir rakam. Evet, 1-0'la geçiyoruz rakibimizi. 21 şut 9 isabet 2.02 gol beklentisinden ki hiç fena bir deplasman hücum istatistiği değil. Tek gol bulduk, Adnan'ın harika golü. Savunmada çok iyiydik. Rakibin 2 isabetli şutu var sadece ve 0.32 gol beklentisi. Yeni transferimiz Silla 7.1 ve Sezar 7 ile fena bir performans değil. Naci 7.3, Adnan 7.9 ve Cooks 7.5 performans puanıyla geceye damga vurdular. Maçın en iyisi Adnan Uğur ama aklımızda iklimiz tabii bizim Muslia'da arkadaşlar. Şimdi Muslia'nın sakatlık durumuna bakacağız. Muhtemelen Ajax maçını kaçıracaktır. Ligde 23 maç 60 23 maçta 75 averaj ve 66 puandayız. 22 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Jung PSV 42, Go Ahead geldi 40 puanda. Jung Ajax 39 ve De Graafschap 39 puanda bizi takip ediyor son 15 maç. Evet, Yunus Dayı şöyle antrenman performansını tebrik ettikten sonra, evet ne yazık ki Muslia'yı kaybediyoruz. 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak Florent Muslia arkadaşlar. Muslia'yı kaybedince biz de şöyle bir bakalım. Sağ tarafta ciddi bir rotasyon sıkıntımız var. Bakalım listemizde, takip listemizde orada kimler var, kimler yok. Nancy'den Tayot var. 20 yaşındaki %73 öneri. %73 gelmiş. Ebu Bekir El Zeyn. Oğlum bu ne, terörist ismi gibi. Abu Bekir. Yok oğlum, sen çok dikkat çekiyorsun. FETÖ'cü derler onu alırsak. Ajnihas hiç gelmez. Teolo Asgard. Yok, o da yemez. Cibril Touare. Yok artık, bu gelmez onu. 25,5 milyon euro. Şöyle bir bakalım yine de. Yaş genç yapalım ya. Yaş genç yapalım. Beraber bakalım arkadaşlar. Amadou Diallo, Zwolle'un sağ taraf oyuncusu. Bir gözlemlettirelim ama bize hemen lazım. Tabii hemen halledip transferi oynatabileceğimiz bir isim lazım. Böyle bir ismi bu zamanda bulmak da kolay değil açıkçası. Yani panik transferi de yapmak istemiyorum ama adam şart. Adam şart çünkü o kanatta zaten Muslia'nın rotasyonu da çok dardı. Şöyle bakıyorum, sessizce bakıyorum. Rasmussen. Ajax'tan adam alıp Ajax'a karşı oynatamayız. Muzambo. Fena değil aslında ama.
Ade Donak'ın sağ taraf oyuncusu var. Onu da geçiyorum. Evet, yaş sınırını biraz arttıralım o zaman. Şöyle 25 yapalım. Bakalım kimler var, kimler. Oo. Rotasyonda iş yapabilecek mi oyuncu? Willem Nunili. Evet, fena değil. Şöyle bir kiralık teklifi yapalım. Yarım sezon. Aynen, yarım sezon Nuni'ye bir kiralık teklifi yapalım. Yani 24 yaşında oyuncu olduğu için genç oyunculara yöneleceğiz dedik. Şey aramıyorum. Bonservis vermem 27-24 yaşındaki oyuncuya. Bu kimmiş? Ponferrada'dan. İspanyol, 25 yaşında. Jalo. Geç. Bakıyorum. Oha, Androv Skovosen. Oha. Oha, çüş artık. 725 bin euro diyor lan. 300 bin euro. Ver oğlum, ver. Yok artık. Evet, tarihi bir transfere imza atmak üzereyiz. Androv Skovosen. Ama ne kadar para isteyecek bizden? Yani özellikleri çok iyi. Bir dakika. 300 bin euro transfer listesinde. Bakalım karşılayabileceğiz mi maaş bütçesini? Karşılayamıyoruz ki. 360 bin euro verebiliyoruz arkadaşlar. Heyecanlanmayın yani. O iş olmaz. O iş olmaz. Maksimum 350 bin euro verebiliyoruz. Kovalsen işi olmuyor. 300 bin euro ya bonservis bedeli. Hiçbir şey yani o tarz bir oyuncu için. Hakikaten hiçbir şey. Axel Aktaş var. Ama Axel kötü. Endao yok mu ya? Endao. Karamoka. Tamam ya, biz Nuneli'yi kiralayalım. Zalazar. Oğlum ne psikopat bir isim. Zalazar. Felix Correa var. Beğendim. Beğendim. Dribbling 16. Hız 14. 22 yaşında. Kendisini isteyen takımlar da var. Kiralık. Şu çok fazla forma şansı bulamamış Crotone'de. Şöyle bir bonservis 7 milyon euro veremem. Kiralık önerelim arkadaşlar. Ama kiralık da istemiyorlar. 7 milyon euro da veremem bir oyuncuya. Şu an uygunsuz yok. Maksimum 2,5-3 milyon euro verebilirim. Ama fena oyuncu değil. Tamam ya, biz oraya Nuneli hamlesini yapalım. Kiralık. Yarım sezon bizi idare etsin. Bayern 2'den Meyer var. Ama Meyer yok. Evet, o hamleyi yapalım arkadaşlar. Evet, bitiriyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir parti oldu. Tüm maçları kazandık. Önümüzdeki video partında Ajax'la oynayacağız. Hollanda Kupası 3. tur maçında çok önemli bir maç. Kazanırız, kaybederiz bilemem ama mücadelemize devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız Ajax karşısında. Önemli olan da zaten hep diyorum, altını çiziyorum, güçlü oyun. Bir yandan da transfer gelişmelerini yapıyoruz beraber. İki gençliğimizi kadromuza kattık. Dediğim gibi daha çok 23-24 yaşına kadar oyuncuları bonservis bedeliyle alacağım. 24 yaş üstü oyuncuları ise kiralık olarak kadromuza katacağız. Ajax, Fortuna Sittard'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz gittikten sonra yine bizi güzel ansınlar diye. Bu arada kendimizin ise, benim ise antrenör lisansı eğitimim devam ediyor. Uluslararası lisansa eğitim almak için eğitimini almaya devam ediyoruz. O da yakın zamanda bitecek ve bir daha eğitim almak için Acun Başkan'la Survivor'da, Panama'da buluşacağız arkadaşlar. Muhtemelen bana bir oyun oynatacaktır. Özelliklerimiz ise bu şekilde. Özelliklerimiz gerçekten hala vasat diyebilirim. Evet, şimdilik bitiriyorum ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu kariyer çok özel bir kariyer. Beni desteklerseniz mutlu olurum gerçekten. Şimdilik hoşça kalın ve Football Manager 2021'de kalın diyorum.